Roblox Brain Game yani beyin oyunu bir muz tarafından sunulan gizemli bir bilgi yarışması programı ve yarışma sırasında çok gizemli şeyler oluyor. Mesela seyircilerden biri bir anda çıkıp ürkütücü ya da garip bir şey yapabiliyor. Aynı zamanda sahnenin üst tarafında muz adamın gizli bir kapısı var. Peki bu kapı nereye açılıyor? Hangi sırları açığa çıkarıyor? Aslında her şey eğlenceli ve basit bir bilgi yarışması gibi görünse de öyle değil ve muz adam da sanıldığı gibi masum değil. Ve bugün muz adamın bilgi yarışması birinci olup gizli kapının ardındaki tüm sırrı açığa çıkaracağız. Eğer bu oyunu ve videoyu beğenirseniz bunu aynı Bayan Limon gibi bir seriye dönüştüreceğim. Çünkü oyunda çözülmeyi bekleyen çok fazla gizem var. O yüzden aşağıdan videoya like atmayı lütfen unutmayın. Yeni videoları da kaçırmamak için kanala abone olabilirsiniz. Şimdi arkanıza yaslanın ve hazırlanın. Muz adamın gerçek yüzünü ortaya çıkarmaya gidiyoruz. Evet, şu anda seyirciler yerine oturdu arkadaşlar ve biz de buradan başlangıç bölümüne geliyoruz. Şimdi bazı soruları yanıtlayacağız ama bu soruları yanıtlarken çok enteresan bazı şeyler olacak. Daha sonra bu sahnenin arka taraflarında gizemli bazı şeyler var. Bunları keşfedeceğiz. Oyun gerçekten çok fazla gizem barındırıyor ve mümkün oldukça fazlasını keşfetmeye çalışacağız. Ben öncesinde biraz oynadım, biraz öğrendim neler yapılabileceğini. Az çok biliyorum. Bu arada Türkçe altyazıyı seçtim ama her yeri çevirmiyor galiba. Beyin oyunları yani Brain Game isimli bir şov aslında bu. Bilgi yarışması gibi ve bu bilgi yarışmasına hoş geldiniz dedi altta. Ve televizyon setinizde oynamayın. Bu gerçekten böyle görünüyor. İşte dans eden muz ve muz adam diyebiliriz herhalde buna. Muz adam buradaki TV şovunu, bu bilgi yarışmasını sunuyor arkadaşlar. Ama çok enteresan dediğim gibi bazı şeyler oluyor. Çok gizemli bir oyun. Belki de şu ana kadar Roblox içerisindeki en gizemli oyunlardan birisi olabilir. Gerçekten de çok değişik şeyler oluyor. Şov sırasında birazdan zaten göreceksiniz arkadaşlar. Ve muz burada oyuna hoş geldin, bir kategori seçmeye hazır mısın diye başladı. Ve şimdi sırayla kategoriler seçeceğiz. Burada bazı kategoriler var. Bunlardan herhangi birisini oyuncular sırayla seçiyor. Sonra bununla ilgili dünyanın bayrakları seçildi bu arada. Bununla ilgili sorular geliyor. Evet, şimdi buradaki soldan sağa Meksika'nın bayrağındaki 3 belirgin renk hangi sıradadır? Çok da bayrakları bilmiyorum ama yeşil, beyaz, kırmızı mıydı ya? Yeşil, beyaz, kırmızı herhalde. Sallamış olabilirim arkadaşlar ama yanlış olabilir. Yanlış olup olmaması çok önemli değil bu arada. Bakalım. Doğru mu bildik, yanlış mı? Evet, doğru bilmişiz. Süper, tamam. 10 puan aldık arkadaşlar. Yeşil, beyaz, kırmızı aklımda kaldığı kadarıyla cevapladım. Ve bize katıldığın için teşekkürler dedi. Yeni bir arkadaş daha geldi. Ve 3 tane daha böyle kategori var. Matematik bölgesi. Tamam, matematik iyidir. Matematiği severiz. Evet. Medzone. Matematik alanına hoş geldiniz. Hoş bulduk. 37-12. 25. Yanlış cevaplıyormuşum. Matematiğimiz iyidir. Bayan Limon'dan alışığız. Evet. Bu da muz adam. Bay muz değil de muz adam diyebiliriz buna. Çünkü Mr. Banana değil. Ama o yüzden muz adam diyebiliriz. 25, tamam. Bu da doğru. Oyuna hoş geldin. Bir kategori seçmeye hazır mısın? Tamam. Ha, sırayla bütün herkese hoş geldin diyormuş bu arada. Ben yeni katıldı zannettim o arkadaş ama yeni katılmadı büyük bir ihtimalle. Sanatsal bütünlük. Evet, gerçekten hiç anlamam. Sallayacağım şu anda. Artistik bütünlük kategorisinde her şey var diyor. Hadi bakalım. Evet, bu arada şovun ortasında bir şeyler olabilir. Bonus ödül süresi bu sefer ne olacak diyor. Hadi bakalım. Evet, şimdi büyük bir ödül için bir soru. Zamanım bitti ve bir şey bulamadım. Ama önümüzdeki dönemde güzel bir ödül kazanabilirsin. Gerçekten diyor. Bunu koleksiyona eklemek için sabırsızlanıyor olmalısın. Ve sadece bu soruyu doğru cevaplaman lazım diyor. Şimdi bu arkadaş eğer bu soruyu doğru cevaplarsa bunu Japon kağıt kanatlama sanatı, kağıt vinçler, kağıt uçaklar, kağıt tert boynuzlu atlar adını verirsin. Doğal olarak Japonya'dan gelen bu sanat formunun Japonca bir adı var, nedir? Origami. Origami. Bunu bilirse bu arkadaş bu ödülü kazanıyor. Origami. Origami şu. Direkt en yüksek puanı bu arada ben alırsam acaba değişik bir şey oluyor mu? Onu bilmiyorum ama deneyeceğiz. Evet, tamam. Bu doğru dedi. Ben de doğru bildim mi? Ben de doğru bildim. Bu arada burada bir kavun var mesela. Psikopat bazı hareketler yapan. Yine bazı farklı arkadaşlar var. Psikopat bazı hareketler yapabiliyor. Ori ve Kami kelimelerinden geliyormuş bu arada. Bunu da öğretmiş oldu bize muz adam. Ve bonus ödülünü kazandığın anlamına geliyor. Hadi biraz alkışlayalım. Hadi bakalım. 23 puana geldi yalnız. Arkadaşın üzerindeki kazak falan efsane. Şimdi işin biraz daha gizemli kısımlarına geçeceğiz arkadaşlar. Şimdi bir tane Bir şey seç diyor. Bilim kuralı, trenler, uçaklar ve otomobiller. Hadi bilim kuralını seçelim. Hiçbir fikrim yok benim de. Evet, bilim kuralları koyar diyor. Bilimsel yöntemin bu adımlarından ne eksik? Gözlem, araştırma, test, analiz, rapor. Gözlem, araştırma, hipotez. Salladım. İnşallah doğrudur. Eğer doğruysa çünkü iyi puan alabiliriz. İlk cevabı biz veriyoruz ya. Evet, doğru. Hipotezmiş arkadaşlar. Az çok anlıyorum yani, hatırladığım kadarıyla doğru cevabı verdik. Tamam, şu an birinciyiz galiba. Bir hipotez önermelisin. Hipotez nasıl önereceğim? Şu anda hipotez öneremem herhalde. Aa, brokoli geldi. Bak, brokoli girdi ortaya. Bu konuda not almalı mıyım diyor. Hayır, burası okul değil. Burası okul değil. Tekrarlıyor brokoli. Teşekkür ederim. Evet, brokoli anladı. Bravo brokoli. Bu kadar mıydı? Başka bir şey yapmadı brokoli. Evet, şimdi sıradaki arkadaşımız yeni bir kategori seçecek. Bakalım buradan. Muhtemelen coğrafya, yalnız çok güzelmiş. Aha, muhtemelen coğrafyayı seçti. Muhtemelen coğrafyayı seçtin. Coğrafya muhtemelen. Hadi bakalım, burada acaba nasıl bir soru gelecek? Bir varilcinin Niagara şelalesinin üzerinden geçiyor. Niagara şelalelerinin aslında 3 ayrı şelale olduğunu biliyor muydun? Ben bilmiyordum şahsen. Sanırım en büyük olanı aşağı iniyorum. Adı neydi? Hayır. Evet, aşağı doğru düşüyor. En büyük olanın ismi neydi? Hiç fikrim yok ya. Albert şelaleleri, Gelindişi şelaleleri, Atnalı şelaleleri diyelim. Salladım ama yani. Hiçbir fikrim yok abi. Gerçekten salladım. O da bilemedi. Aa, bildim. Abi bildim. Atnalı şelaleleriymiş ya. Böyle bir sallama şeyi olabilir mi şekli? Şu an birinci gidiyoruz ama resmen hepsini salladım neredeyse yani. 2 tane soruyu salladım galiba. Ama olsun. Sonuçta sallamak da bence bir teknik gerektiriyor. Bu kategoriyi seçmen hoşuma gitti. Bundan hoşlanmadım diyor muz adam. Örümceklere katlanamayan bir arkadaşım var. Birindeyken her zaman mutlak heebie-jeebies alır. Heebie-jeebies ne acaba? Tabii bu yabancı bir oyun olduğu için yabancı terimler var içerisinde. 8 bacağına, sayısız gözlerine dayanamaz. Fobisinin adı da örümcek fobisi. Araknofobia. Biliyorum bunu. Bu arada cevapları erken vermek de bir avantaj oluyor. Siz de eğer Roblox içerisinde Brain Game bu oyunu oynayacaksanız, burada sorulara hızlı cevap verdiğiniz zaman da ilk cevap veren, yani önce soruyu kime soruyorsa o 10 puan alabiliyor. Ondan sonra da hızlı cevap verenlere göre anladığım kadarıyla daha yüksek puan alıyorsunuz. Bak mesela en önce ben cevap vermişim, 5 puan aldım. Şu an ben 44 puandayım bu arada, birinciyim. Arachnet isminden geliyormuş. Bu da bir örümcek korkusu mu dedi orada, okuyamadım. Pekala, bu sefer hangi kategori istiyorsun? Hadi bakalım. Büyük kazaklı arkadaşımız. Saçma olmayan diziler, dünyanın bayrakları, Bullet Fam. Dünyanın bayrakları, hadi bakalım. Çok anlamam ama bakalım ne kadar dünyasın. Oo, bir dakika, bir şey oluyor. Özel bir konuk sorusu zamanı. Akıllı tahta. Sorunuza hazır mısınız? Hazırız. Bu hangi ülke? Antarktika. Salladım gene. Rusya değil herhalde, değil mi o? Salladım ama galiba yanlış ya. Aha, doğru. Harbi diyorum, doğru. Antarktika. Evet, Antarktika'nın resmi bir bayrağı yokmuş. Bu varmış aslında. 1996'dan beri kullanılan bu varmış. Bilinen, daha doğrusu tanınan. Evet, görevlerimi yerine getirdim, şimdi hoşça kal. Bize de bir tane ekstra görev gibi bir şey verse ya. Bize görev gibi bir şey şu ana kadar vermedi. Şimdi sıra bende mi? Hangi kategoriyi istiyorsun? Hadi ver bana bir güzel kategori şimdi. Anıtsal işaretler, sanatsal bütünlük, bilim kuralı. Sanatsal bütünlük, bilim kuralı. Al, bilim kuralını seçeyim. Bilim kuralını daha önce bilmiştik çünkü bir daha. Biliyorsun, fizik yasaları ve bunun gibi şeyler. Tamam. Bildiğim kadarıyla cevaplayacağız bakalım, hadi. Çok zor sorma. Aa, işte bu. Hadi bakalım. Merhaba Bordi. Hoş geldin Bordi. Evet, değişik elementlere bakmak için güzel bir şey bu televizyon olayı diyor. Ve bakalım Hatırlayabilecek misin bunları dedi. Buradaki şeyin, elementin adı nedir? HG. Hidrojen değil. Hafnium herhalde ya. Salladım abi. Hidrojen değil ama hafnium dedim. Olmadı. Aha, muz yalnız sinirlendi mi? Mikrofonu yere bıraktı. Tamam, bilemedik yani. Aha, kimse bilemedi yalnız. Baksana, çok zor değil mi soru? Merkür mü? Başka bir soru düştü. Ama yapacak bir şey yok. Gerçekten çok zor sordun. Normalde bilirim elementleri, aslında kimya midir ama unuttum yani. Ve öyle bir şey de duymamıştım. Merkür'ü hiç duymamıştım. Evet, bak brokoli konuşuyor. Brokoli. Bay Muz. Size karşı olan ithamlar doğru mu? Ne ithamı? Neden? Evet. Her yaştan çocuklar için eğlenceli ve eğlenceli oyunlar yarattım. Bırak şimdi Muz. Senin karanlık taraflarını biliyoruz. Herkese göstereceğim. Taze bir yüz. Oyuna hoş geldin. Evet. Yeni biri mi geldi? Kelime nedir? Trains, sanatsal bütünlük. Hadi bakalım. Bu arada burada Obi ile ilgili bir şey çıktığı zaman arkadaşlar, bir kategori çıktığı zaman değişik bir gizli bir kapı var. Gizli kapı açılıyor falan. Oraya da gidebileceğiz. Yani yarışmanın içerisindeki sorular çok önemli. Bu arada şey yapalım. Gerçek bir terapi değeri olmayan tıbbi tedavi veya manevi kullanan terim. Yakın gizli Nokebo. Ne bu? Nokebo mu? Nokebo. Salladım. Çok fena salladım. Nokebo dedim. Tamam, o bilemedi, ben de bilemedim. Yerleşkesi. Bu nedir ya? Your turn. Senin sıran. Kategori seçim senin. Hadi bakalım. Tamam, kategoriyi seç. Güzel bir kategori seç. Devletler hakkında konuş. Saçma olmayan diziler. Bullet Farm. Bullet Farm ne acaba ya? Devletlerden bahsettiğimizi belirtmek için buradayım. Hadi bakalım. Birinin zihin durumunu tanımladığında neden bahsediyorsun? Zihin durumu, ruh hali ve duygusal durumu, istihbaratı, nereli oldukları, sınıf seviyesi, ruh hali ve duygusal durumu. Doğru değil mi? Bence doğru. Hadi bakalım. Yanlış dedi. Yanlış cevap verdi. Ben doğru cevap verdim mi? İşte bu. Ben doğru cevap verdim. Ruh hali ve duygusal durumu. Tamam. Şu an birinci gidiyoruz bu arada. Evet, şimdi ben bir kategori seçiyorum arkadaşlar. İnanılmaz uzay, matematik bölgesi, kelime nedir? Kelime nedir? Bak bu işte arkadaşlar. Bu kelime nedir bölümünde Odd'la ilgili bir şeyler eğer çıkarsa o zaman o gizli kapıya geçebileceğiz. Bakalım olacak mı? İngilizce'de kullanılan en genel şey nedir? İçinde. In the English diyor ya. In dediği içinde. Nasıl yanlış ya? Bir dakika, in the English dedin. Aa, the'ydi ya. Tüh, doğru. The kelimesiydi. Ben in kelimesiyle karıştırdım. Neyse. Evet. Şimdi kazanan biz olduk arkadaşlar. Bakalım kazanan biz olduğumuz zaman bize ne veriyor? Evet, işte böyle bir kitap kazandık. Bunu tekrar geri almam gerekecek. Tekrar ihtiyacım olacak. Tamam mı diyor. Olsun, tamam. Ben okurum, veririm. Ben aldım değil mi onu? Evet, bu fantastik ödülün kazananı işte benim. Ve işte yeni bir tane de şey kazandık bu arada, aşağıda gördüğünüz gibi. Bir ödül kazandık. İşte bu arkadaşlar, gerçekten çok çok güzeldi. Şimdi biraz daha gizemli kısımlarına doğru geçmek için farklı bir şey daha deneyeceğim. Ama bu bir bitsin bakalım, giderken bir şeyler olacak mı acaba? Evet, şu anda muz oradan ilerliyor ve gidiyor arkadaşlar. Burada sadece brokoli konuştu. Bunun dışında yine şov esnasında konuşan başka arkadaşlar da var. Şimdi ben onlardan da yakalayacağım ve onları da şimdi size göstereceğim. Ve elma bir anda bağırdı. Hey hey, bana bak dedi. Evet arkadaşlar, işte bu. Bu tırmıktan hasta bir şekilde kurtulmamı izle. Tırmıktan. Ne yapacaksın? Tabii devam et, görelim. Evet, psikopat bir sahneyle daha karşılaştık arkadaşlar. Evet elma, ne yapacaksın? Bunu ben de görmedim. Elma. Ne yaptın elma? Burnunun üstüne atladı elma. Ve devam etti direkt ya. Hiçbir şey söylemeden. Bir yardım etseydiniz, elma kaldı orada. Arkadaşlar şimdi de yarışma arasında bakın şurada bir tane kapı var ve bu kapı açıldı. Normalde oradaki kapı kapalı bir kapıydı ama yarışmanın içerisinde açıldı. Şimdi o kapıya gireceğiz ve o kapının arkasında neler var buna bakacağız birlikte. Şuradan şöyle gidiyoruz. Biraz zor bir parkur, biraz denemek gerekiyor. Ben bir 4-5 kere falan deneyip anca yapabiliyorum, yani öyle çok kolay değil. Siz de yaparsanız biraz zorlanabilirsiniz ya da belki parkurlarda tabii siz çok daha iyi olabilirsiniz, bilmiyorum ama. Bir dakika, buradan nasıl gidiyorduk? Ha, buradan şöyle gidebiliriz herhalde. Şimdi buradan şu taraftan gidemiyoruz, şöyle gidilmiyor. O yüzden mecburen şöyle atlayacağız şu tarafa. Tamam. Şimdi bak, şuradan şöyle yukarıya atlayabiliyorum. Güzel. Şimdi buradan bir saniye şöyle yapabiliyoruz sanırım. Bu arada yarışma başlıyor ama önemli değil. Bizim için önemli olan şuraya girmek arkadaşlar. Şöyle gidelim. Şöyle, evet. Şimdi buradan içeriye girdim. İşte burası gizli olan bölüm arkadaşlar. Bu gizli bölüme şimdi giriyoruz ve bakalım neler olacak burada, nasıl bir yer bizi bekliyor. İşte esas oyunun gizli olan kapısından içeriye girdik ve şu anda gördüğünüz gibi bir yerdeyiz arkadaşlar. Bir parkurdayız ve bu parkur bu oyunun gizemli olan tarafını bize gösteriyor. Bir dakika, ben şöyle atlayayım o zaman. Tamam. Hobiye hoş geldin. Sona kadar gidebilir misin? Bunun için çok çalıştım biliyorsun diyor. Gerçekten havalı lobi diye bir ismi var arkadaşlar ve muz adam tarafından yapılmış büyük bir ihtimalle. Bunun için gerçekten çok çalıştım biliyorsun şeklinde bir şey yazıyor. Burada VIP diye bir şey var burada. Şöyle gidelim. Şimdi buradaki parkuru bitirdiğimiz zaman acaba ne olacak? Bir dakika. Burada bizi patlatmaya çalışan bir şey var abi. Küp gibi bir şey var. Tamam. Biz patlamayalım. Buradan şöyle devam edelim. Böyle parkurlarda tabii iyiyimdir ama yani Roblox'la ilgili çok büyük deneyimim olmadığı için yanlış şeyler yapabilirim arkadaşlar. Yanlış şeyler yaparsam kusura bakmayın. Bu arada bir dakika, bu mantar bizi zıplatacak herhalde. Evet, güzel, tamam. Bu bizi zıplattı. Şimdi buradan yukarıya doğru devam edelim. Bu arada karakterimi de kendim yaptım arkadaşlar şu şekilde. Beğendiniz mi bilmiyorum ama. Ha, burası da checkpoint'miş bu arada. Şuradaki şeylere dokunduğumuz zaman artık oradan devam ediyoruz herhalde. Buradan şöyle devam edelim. Baksana bayağı güzel ya. Şöyle bir etrafımıza bakalım. Bayağı aşağısı uçsuz bucaksız büyük bir yer. Ve buradan böyle devam ediyorum. Hadi yürü yürü yürü. Yürü yürü yürü. Tamam, burada ne diyor? Sana meydan okuyorum atlaman için diyor. Atlıyorum, al. Atladım. Hiçbir şey olmadı. Lava şeylerine, çubuklarına dikkat et diyor. Ne oluyor dikkat etmezsek? Ha, ona değdiğimiz zaman yok oluyoruz, tamam. Bir dakika, şuradan şöyle. Hadi sen devam et de biraz benim önümü kesmeden. Yalnız bu bayağı şeymiş ha. Bayağı zorlu yapmışlar parkuru ama tamam, burayı da geçtik. Şöyle. Tamam. Yani fena değil, çok da zor değil. Hadi ama sen beni çok yavaşlatıyorsun ya. Hadi arkadaşım atla. Aha, aşağı düştü. Çok iyi değil miydi? Ya ben de düşüyormuşum, düşünsene. Yok, düşmem. Hayatta düşmem. Yani düşebilirim tabii de. Yani öyle düşmem en azından. Tamam, güzel. Gidiyoruz. En sonda ne olacak acaba? Hayır. Bir dakika. Şöyle yukarı mı gidiyoruz? Bir dakika, zıplayamadım. Zıplayamıyorum. Bir dakika, buna nasıl zıplayacağım peki ben? Heh, zıpladım. Tamam. Hayır, ona zıplayamadım. Bir saniye. Gene mi zıplayamadım? Yok, gene zıplayamadım. Tamam, buna da zıpladım. Hayır, aşağıya uçtum. Niye aşağıya uçtum? Ama niye aşağıya uçtum? Bir sorun arkadaşlar. Çünkü oradaki o engel şeydi. Tam görünmüyordu. O yüzden göremedim yani. Ondan öyle oldu. Neyse, olabilir. Bu tür şeyler yaşanabilir tabii ki. Abi hayır. Gidiyordum az kalsın. Tamam, süper. En sonda ne olacak bakalım? Onu da bir görmüş olalım. Çünkü burası işte gizemli olan tarafı burası. Bu oyunun. Tabii bu tek gizemi bu değil bu arada. Bunun dışında farklı gizemleri de var. Onları da yine yakalarız. Eğer bu videoyu beğenirseniz mutlaka like atın. Şöyle yukarıya doğru devam edelim. Çünkü Roblox içerisinde bayağı değişik gizemli oyunlar geliyor arkadaşlar. Eğer beğenirseniz hem o oyunları da video olarak çekebiliriz. Şöyle devam ediyorum. Tamam, bitirdik herhalde. Yok, daha var herhalde ya. Bitmedi galiba, bir saniye. Ne diyor? Gizli ışınlanmayı bulabilir misin? Buranın üstünde bir karede gizli bir ışınlanma mı var? Bir dakika. Böyle her yerine baksak. Heh, bulduk. Tamam, buraya geldim. Şimdi buraya atlarsam ne oluyor? Olmuyormuş. Evet, bu akıllıcı olmadı. Tamam. Bunun üstünden mi geçiyoruz? Abi hayır. Direkt oradan zıplamayı denedim ama zıplanmaz mı? Zıplanır bence ya şuradan. Ha, zıplandı bak. Mükemmel oldu. Şimdi bir saniye. Buraya geldik. Şuraya gel. Burada ne yazıyor? Kazananların odası lezzetli komutan kabuklu mısır gevreği kutusunun içindedir diyor. Sona ulaşabilecek misin? Neredeyse vardın gibi bir şey söylüyor. Ve burada da beni azarla komutan gibi bir şey yazıyor arkadaşlar. Commander Crust. Komutan kabuk. Enteresan. Neyse buradan biz devam edelim arkadaşlar. Oh no. Bu ne? Parçalandık. Tamam şöyle şöyle. Tamam. Evet sona kadar geldin. Bravo. Evet bravo. Bunu başardık. Hobimi beğendin mi? Üzerine gerçekten çok çalıştım biliyorsun. Evet hobiyi beğendik. Bu arada şuradan gözlük alabiliyoruz. Ben buraya daha önce bir kere daha denemek için girmiştim arkadaşlar. Buradan gözlük falan alabiliyoruz. Burada yalnız yukarıda bir şey daha var. Şimdi bak şurada bir şeyler yapılıyor mu? Yok yap. Ha. Sonsuz rol sıfırla falan gibi bazı şeyler çıkıyor altta. Şimdi üst tarafta bir şey var ama üst taraftaki yerde bir şey yapamıyoruz. Bu kadar herhalde yani. Yani oyunu burada bitirmiş oluyoruz arkadaşlar ve buradan bir tane bize şey veriyor. İşte ödül olarak gözlük vesaire gibi bir şey veriyor. Sadece burada kullanabiliyoruz sanırım onu. Bir de onun dışında bir tane de badge denen bir etiket, bir madalya gibi bir şey daha veriyor buraya ilk geldiğimiz zaman. Umuyorum videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Baymuz'la ilgili gizli bir kapı vardı ve onu göstermek istedim bu videoda. Ama bu oyunun içerisinde farklı gizemler de var. Ve sonraki videolarda farklı gizemleri de gösterebilirim. Tabii ki de eğer siz bu videoyu beğenirseniz, mutlaka beğenirseniz aşağıdan bir tane like atın. 5000 like'tan fazla gelirse Muz Adam'la ilgili yeni videolarda gelecek arkadaşlar. Çünkü gerçekten birkaç tane daha çok çok enteresan gizemi var. Onları da yeni videolarda sizinle bir seri halinde paylaşmaya çalışacağım. Aynı zamanda yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri de açabilirsiniz. Şu an ekranda Andy's Apple Farm'la ilgili en son yüklemiş olduğum videoyu da görebilirsiniz. Eğer izlemediyseniz o videoyu da mutlaka izleyin. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.